Günümüzde beyin araştırmaları için birçok yöntem mevcut. Ve bugün bunlardan birkaçından bahsedeceğim. Gelecek videolarda her bir yöntemi derinlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama birbiriyle nasıl ilişkilendirdiklerini yani ilişkilendirildiklerini anlamak için genel bir şekilde bahsedeceğim önce. Bu yöntemleri ikiye ayıralım. Tamam mı? İkiye ayırabiliriz. Bize beynin yapısını anlatanlar ve bize beynin işlevini anlatanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Şimdi yapısal kısma bilgisayarlı tomografi veya bilgisayarlı aksiyel tomografi anlamına gelen CAT ya da CAT diye de söylenebilir. Yani CT ya da CT diye de İngilizce kısaltmasını söyleyebiliriz. Bu taramadan bahsedeceğiz. Bu yöntem Beynin görüntüsünü oluşturmak için X ışınlarını kullanır. X ışınlarını. Bu yöntem birinin tümör, şişkinlik veya kanaması olup olmadığını göstermede çok kullanışlıdır. Ama bize belirli bir zamanda beynin hangi bölgesinin faal olduğunu gösteremez. Beyin yapısını görmek amacıyla kafatasının içine bakabileceğimiz bir diğer yol ise Manyetik rezonans görüntüleme anlamına gelen ve çoğumuzun da MR olarak duyduğu ve bildiği yöntemdir. Bilgisayarlı tomografide olduğu gibi yine X ışınlarını kullanmak yerine bu yöntem radyo dalgalarını kullanır. Bu durumda kişinin kafası güçlü bir manyetik alana maruz kalacağı bir makinenin içine yerleştirilir. Ve bu manyetik alan Beyindeki atomların dizilmesine, belirli bir yöne doğru hizaya girmesine sebep olur. Bu durum oluştuktan sonra manyetik alana atomların yönelimlerini engelleyen radyo dalgaları eklenir. Atomlar ilk manyetik alandaki dizilimlerine geri çekilirken bir sinyal yayarlar. Ve en önemlisi farklı atom çeşitleri farklı sinyaller yayar ve bu da beynin detaylı görüntüsünü oluşturmaya olanak sağlar. Bilgisayarlı tomografide görebileceğimizden çok daha detaylıdır bu fotoğraf. Ama bilgisayarlı tomografide olduğu gibi MR bize beyin yapısının detaylı görüntüsünü verebilmesine rağmen beynin işleviyle ilgili pek bir şey söyleyemez. Yani beynin işlevini MR'la da tam olarak anlayamayız. Beynin tam olarak ne yaptığı ile ilgili bize bilgiyi MR veremez. Bunu görebilmek için farklı yöntemler kullanmamız gerekir. Örneğin araştırmacılar beyindeki sinir hücrelerinin ürettiği elektriksel faaliyeti ölçmek için elektroensefalografi veya diğer adıyla EEG yöntemini kullanırlar. Bu kafatası derisine önceden belirlenmiş konumda elektrotlar yerleştirilerek yapılır. Genellikle elektrotlar iletken jelle doldurulmuş başlıklarla kullanılır. Ve tek hücre kayıtlarından farklı olarak bu elektrotlar invazif yani istilacı değillerdir. İğneleri falan yoktur. Sadece kafatası derisine yerleştirilirler. Ama beynin ve hücrelerin dışında olduklarından bize ne tekil sinir hücrelerinin ne de grup halindeki sinir hücrelerinin faaliyetiyle ilgili bir şey söyleyemezler. Bunun yerine beyin tarafından üretilmiş elektriksel alanların bütününe bakarlar. Yapısal yöntemler olan bilgisayarlı tomografi ve MR'dan farklı olarak EEG'den beynin resimsel bir görüntüsü çıkmaz. Bunun yerine burada gördüğünüz dalgalı çizgiler çıkar. Bunlar size gelişi güzel görünebilir ama aslında bunu okumayı bilen biri için çok anlamlıdır. Örneğin bize bir insanın uyuyup uyumadığını söyleyebilir. Veya birinin felç geçirip geçirmediğini tanımlayabilir. Hatta bize kişinin belirli bir zihinsel işte uğraşıp uğraşmadığını bile söyleyebilir. Diğer bir işlevsel kayıt türü ise manyetoensefalografi ya da MEG diye adlandırılır. Bu beynin içindeki elektrik akımları tarafından oluşturulan manyetik alanları kaydeder. Size çok fazla kısaltma vermek istemiyorum ama bu manyetik alanlar süper iletken kuantum interferans cihazıyla ölçülür. Bunlar ayrıca squid diye bilinir. Bu teknik EEG'den daha nettir ama aynı zamanda en azından sosyal bilimlerde daha seyrektir. Muhtemelen büyük bir cihaz olduğundan ve bulunduğu oda için özel bir koruma gerektirdiğinden. Karşılaştığımızda EEG çok daha az düzenek gerektirir ve özel bir odaya ihtiyacı yoktur. Burada yapısal ve burada işlevsel görüntüleme var bu ikisini birleştirmek çok mantıklı olurdu diyorsanız, evet bu yapılabilir. Bu birleştirme yöntemlerinden en birineni FMRG'dir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme anlamına gelir. Bu durumda MRG'den gelen aynı yapısal görüntü vardır ve hangi yapıların faal olduğuna da bakabiliriz. Bunun temelindeki fikir ise herhangi bir zamanda sıkça ateşlenen sinir hücreleri çok çalıştığından diğer sinir hücrelerinden daha fazla oksijen tüketiyor anlamına gelmesidir. Böylelikle göreceli olarak oksijenli ve oksijeni alınmış kanı ölçtüğümüzde beynin hangi kısmının faal olduğunu ve belirli bir görevi yaparken beynin hangi kısımlarını kullandığımızı anlayabiliriz. O halde birinin gözleri kapalı iken görme merkezinde çok faaliyet olmayabilir ama gözlerini açtığında FMRG'de o bölge ışık saçmaya başlayabilir. Bir sonraki yapısal ve işlevsel yöntem pozitron emisyon tomografisi veya PET taraması olarak isimlendirilir. Tek başlarındayken bize beynin yapısal görüntüsünü çok detaylı veremezler ama biz onları bilgisayarlı tomografi ve MRG gibi daha önce bahsettiğimiz yapısal teknolojilerle birleştirebiliriz. Bu tekniği yapabilmek için kişiye bir çeşit radyoaktif glukoz enjekte edilir. Faal hücreler doğal olarak ihtiyaç duydukları enerjiyi karşılamak için daha fazla glukoz tükettiğinden belirli bir zamanda doğrudan beynin faal bölgelerini görebiliriz. Böyle olmasına rağmen FMRG en azından sosyal bilimlerde daha yaygındır. Bunun sebebi büyük olasılıkla PET taramalarının daha invazif olmasından kaynaklanır. Çünkü kişiye bir madde enjekte etmeniz gerekir. Daha önce dediğim gibi gelecek videolarda bu tekniklere geri dönüp tek tek hepsini çok detaylı inceleyeceğiz. Umarım bunlar size her farklı yöntemin nasıl işlediği ve hangi çalışmalar için kullanılabileceği hakkında bir fikir vermiştir.